Yo 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 hepinizi selamlar ben ismim Ege Cankıtaş ve bugün sizlerle CSGO PGL Major Stockholm 2021'in Legend Stage Pick'emleri ile sizlerleyim. Çok beklenen bir videoydu bu arada bir önceki roundda nasıl yaptığımı merak edenler varsa bir benimle aynı yapanların hepsi Silver Jeton'u aldı. Ve bu arada ciddi anlamda Entropic ve Copenhagen Flames'e de düşündüğüm kadar iyi performans sağladıkları için teşekkür ederim. Movistar Riders'ın Kural çekiminde şanssız olduğu için çok üzgünüm. Gat senden de Allah bin belasını versin. Ben böyle kötü bir takım görmedim. Bu kadar iyi bir IEM fall geçirip bu kadar kötü oynayan bir takım görmedim. En iyi güvenilirlik. En iyi güvenilmez arkadaşlar. Neyse. Şimdi elimizde bir sürü takım var. Hatta izninizle önce ben şu aptal şeyin bir sesini kısayım. Oyunun. Bu oyunun sesi beni çok tilt ediyor bildiğiniz üzere. Ee, sesini kısalım. Gördüğünüz üzere bir önceki tahminlerimden bunlar doğru çıkardı. Son anda Movie Star Riders'a Spirit e de bir değişiklik yaptım fakat önemli olmayacağını farkındaydım. Ben sadece çok güvendiğim için koymak istedim. Onun dışında Gatsanın Allah belasını <laughs> versin. Şimdi bizim ana amacımız burası. Buraya geçmeden önce klasik olarak klasik analizimizi yapacağız ve neler ne olmuş neler ne yapmış ona geçeceğiz. Öncelikle maçlara geçelim. Evil Geniuses Faze ile oynuyor. G2 Copenhagen'la Gambit Ensl'e Liquid Entropic. White Laser Virtus Pro, Na'Vi Heroic'le, Nip Mouse'la ve Furuya'da ile birlikte oynuyorum. Şimdi bu maçlar hakkında teker teker kendi fikrimi sunacağım video içerisinde. Fakat ondan önce tekrardan bir IEM Fold'daki takımların yaptığı şeylere bakalım. Burada gördüğünüz üzere katılan tüm takımları görebiliyorsunuz. Ve şunu söyleyeyim. Burada e, özellikle 0-3 konusunda Evil Geniuses'a çok büyük bir öndelik vermek istiyorum. Çünkü en iyi buraya gelen normaldeki en zayıf takımı. Ve ondan kaynaklı olarak da ben şahsen 0-3 olarak düşündüğüm takımlardan bir tanesi Evil Geniuses. En Edition ekstra eklemek istediğim pek bir şey yok ciddi anlamda. Çünkü çok zayıf bir region ondan kaynaklı çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan Avrupa'da içer bayağı değişiyor. Ki siz de bildiğiniz üzere hani burada benim bahsettiğim Copenhagen Flames gibi, Movistar Riders gibi iki tane sürpriz takım bence oldukça iyi performans sağladı. Eğer Ants'ı saymak istersek Ants'ı 3. Fakat burası daha büyük oyuncuların olduğu yerler. Burası artık daha Stage daha büyük stresler, daha büyük baskıların olacağı bir alan ve ciddi anlamda burada daha rookie oyuncuların daha zorlanabileceğini düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ee, onun dışında CIS'e baktığımız zaman zaten CIS'deki e, bahsettiğimiz 3 takımın 2 tanesi çıkmaya başardı. Sadece Team Spirit dışarıda kaldı. Onlar da asıl liste denk geldiği için son anda bir tık şanssızlıkları oldu şahsen ben öyle düşünüyorum. Fakat öte yandan şuna bakmak istediğim zaman bu arada özel bir uygulama buldum. Çok güzel bir uygulama. Onun açıklamada linki olacak. Uygulama şöyle. E, kimlerin kazanacağına göre round 1, round 2, round 3 ile tahmin edebiliyor uygulama. E, linkini aşağıya bırakacağım. Görebilirsiniz. Şimdi Evil Geniuses ile Faze var. Evil Geniuses'in ne kadar kötü bir takım olduğundan bahsettik. Kötü bir takım olmasının sebebi bu arada kadrosun kötü olması değil. Sörkü gibi, Brizzy gibi bir sürü oyuncuları var. Hatta ya, göstereyim sizlere. Bence neyin en iyi kadrolarından bir tanesi. Hatta daha önceden Tarik vardı. Belki bilirsiniz Tarık vardı burada oynuyordu. Oppo zaten 16-17 içindeki çok büyük bir isim. Sörki Stanislav da bu kadar çok uzun zamandır birlikte oynuyorlar. E, şahsen iyiler fakat çok kötü bir düşüşleri var. Zaten siz de burada görebildiğiniz üzere çok 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 büyük bir düşüşleri var. Özellikle Eaton gittik, Eaton ve Tarik gittikten sonra çok büyük bir düşüşleri var ve ben şahsen takıma çok güvenmiyorum ne yalan söyleyeyim. A, öte yandan burada G2 ile Copenhagen Flames var. Şimdi bu maç şöyle bir maç. Copenhagen Flames cidden iyi. Ve daha önceden g karşılaşmadılar fakat Movistar Riders Best of 3'te yenebildi. Ve bu Best of 1. Ve Copenhagen Flames cidden çok iyi oynadı. Hani abartmıyorum ve G2'da Kenyes'in olmadığını belirtmek istiyorum. Kenies şu anda yedek olarak gözüküyor ve Kenies oynamayacak. O yüzden Copenhagen Flames'e bir tık daha bir yakınlık hissediyorum diyebilirim. Öte yandan burada Gambit Lens var. Hani kesinlikle NC bir takım fakat Gambit var karşınızdan. CIS'in iki devinden bir tanesi var. Hatta dünyanın 3-4 devinden bir tanesi var karşınızda. O yüzden Ensin bu konuda çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Liquid Entropic var. Merak ediyorsanız ben Entropic ve CIS sevdamdan devam edeceğim ve bu maça dümdüz Entropic diyeceğim. Burada Vitality Virtus Pro var. Virtus Pro iyi geldi, hoş geldi tamam. Fakat Vitality de bence dünya devlerinden bir tanesi. Evet, James çok iyi bir oyuncu bence. Fleet özellikle ee, Sanji'nin Olduğu yere çok iyi kapattı. Çok çok iyi kapattı. Çok iyi oyunlar oldu. Top Fragger bitirdiği oyunlar oldu. Fakat Vitality zorlu bir rakip. Öte yandan Heroic ile Na'Vi karşılaşıyor. Hani tartışmasız. Yani gerek yok. Tamam Heroic iyi bir takım fakat Na'Vi var karşılarında. Hani Legends Stage'in zorluğu aslında bu. Ve komik olan bir şey şu. 2019'daki iki turnuvanın ikisine de ben şampiyona kadar doğru bildim. Tek yanlış yaptığım stage Legend Stage'di. Hala da kendime güvenmediğim ve aşamadığım bir yer Legend Stage. O yüzden eğer bunu aşarsak çok güzel olacak. Öte yandan Fruya ile Astralis var. Astralis Sprint maçından nasıl oynadığını gördünüz. Harbiden ilk günden sonra çok farklı bir takıma büründüler. Harika oynadılar. Astralis bence kimse pikemlerine koymuyor. Fakat yine ne yapıp ne edip playoff'a gelecektir emin olabilirsiniz. Burada Niple Mouse var. Mouse çok kötü oynuyor bu arada. Kesinlikle ben Mouse'un oynadığı oyundan hiç memnun değilim. İzlerken de memnun değilim, görürken de memnun değilim. Öte yandan da Avrupa'nın en iyi takımı, son Avrupa'yı yiyen Fall şampiyonu NIP var. Yani bence tartışmasız. Şimdi göstermek istediğim şey bu bahsettiğim uygulama. Kimlerin kazandığına göre e, roundları otomatik olarak ayarlayabilmemiz gerekiyordu. Fakat şimdi bir bakmak istiyorum. Aynen öyle. Maçlarda bir sıkıntı yok gibi. Şimdi biz Nip'in kazanacağını düşünüyoruz. Buradan Nip'e tıkladık. Astralis'in kazanacağını düşünüyoruz. Astralis'e tıkladık. Böylece ya yani hiçbir yanlış olmadığı sürece dediğim tahminlerin tamamı tuttuğu sürece sonraki ikinci maç eşleşmeleri böyle olacak. Ve bö böylece 3-0 mantığını veya 0-3 mantığını daha iyi bir şekilde oturtabileceğiz. Tabii ki de bu siteyi sizlere de atacağım. Böylece siz 3-0 veya 0-3 tahminlerinizden daha rahat yapabilirsiniz. Navi dedim. Vitality dedim. Ben buraya Entropic diyorum. Gambit. Ee, Cittula Copenhagen Flames harbi, harbi oynuyor mu ya? Copenhagen Flames kalsın. Burayı da phase diyelim. Şimdi ne oluyor? Bakıyorum, bakalım. Ne karşılaşıyor. Mükemmel bir maç. Navi ile entropik karşılaşıyor. Navi'nin kazanılabileceği bir maç. Ee, burada White Letty ile Copenhagen Flames. Yani White çok fazla izin vereceğini zannetmiyorum. Gambit ile Face. E, ee, 0-1'lerde Fury ile Mouse. TL ile Heroic. G2 A Virtus. Of. Böyle olursa çok büyük sıkıntı bu arada. Harbiden çok büyük sıkıntıymış. EG ile de Ends var. Oo. Şimdi Ends kazandı diyelim. Burada yüksek ihtimalle Virtus Pro kazanır. Heroic kazanır. Ee, Furia NA'de iyiydi ya. Furia iyiydi. Furia NA'nin en son şampiyonu olmuştu. O yüzden kazanır. Pat pat ee, böyle diyelim. Şimdi ne oldu? Düşündüğümüz gibi olursa Navi ile NIP karşı karşıya gelecekmiş. E bu ne oluyor? Navi ve NIP 3 0a koymak riskli oluyor. Öte yandan Vitality ile Gambit denk gelebilecekmiş. E bu da riskli ne olursa olsun. Ki böyle bir durumda da şahsen ben bu stage'i düşündüğüm şey şu. Ne zaman ben 3-0'a bir takım koysam. 3-0 tahminim tutmuyor Legends stage'de. O yüzden bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Dümdüz aşağı garanti takımların listesini koyacağım. 3-0'da rastgele bir takım yerleştireceğim. Şimdi Asli's Heroic var. Face Fury var. Copenhagen Flames Virtus Pro var. Ants Entropic. Entropic. Mouse EG a, uh, Liquid ile G2 var. Böyle bir durumda şahsen benim gördüğüm kadarıyla 2 adet NA takımı 0-3 yapıp e, ee, listede kalacak. Tabii ki de bu tamamen uygulamayla baktığım ve tek bir hatada yaptım. tüm analizin boşu boşuna gideceği bir şey. Fakat böyle bir şeyi kullanmayı seçmemin sebebi ise sizlere görüntüde daha rahat bir şekilde anlatabilmem tamamen. Ee, böyle yapalım. Böyle yapalım. Virtus Pro. En topik tamamdır. Şimdi ne oldu? 2-1 maçı. NIP yazdım. Buraya Astralis yazdım. Neden? Best of 3 olacak. Astralis Best of 3'lerde daha iyi. FaZe'le ee, bir alakam yok. FaZe'den nefret ediyorum. Umarım kalırlar. FaZe'i bu arada koymayı planlamıyorum bile. Çünkü hayatımıyorum en kötü takım. Fakat Major ve Offline eventlerde çok iyi oynuyorlar. <laughs> bu benim inadım bu arada. Furia. Copenhagen Flames. Oo, burası çok kötü. Burası acayip riskli mesela. Şimdi burada baktığım zaman hani kalan takımlara, kalan yerlere bakıyorum ve ciddi anlamda bana çok zor gibi duruyor ya. Hani bu legends seç ciddi anlamda çok zor olacak. Geçebilecek 3 aşağı 5 yukarı takımların farkındayım. Kesinlikle hepimiz farkındayız. Fakat bu siteden gelip tahminlerinizi bir buradan değerlendirmenizi istiyorum özellikle. Çünkü burada hani insanlar merak edebileceği birkaç bir şey olabilir. Birkaç adet soru işareti olabilir. Yani şahsen bu arada baktığım zaman şu son 3.0.3.2 listesine ve 2.3.2.3 bu son alt kısmı Final Results kısmına baktığım zaman aklımdaki şeye aslında uyuşuyor bir nevi. Fakat eğer başından beri yanlış bir adet hata yaptığım anda burada patlayan bir şey o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, bakalım şimdi sizlere en istediğiniz ve sevdiğiniz yere gelelim. Fakat bu uygulamayı açıklama kısmından bulabilirsiniz sponsorlu falan bir şey değil direkt linkini açıklama hem açıklama hem de sabitlenmiş yoruma bırakırım. Beraber bakarız anlarız fakat 0-3'e gördüğünüz üzere böyle EG gibi, Team Liquid gibi takımların yaklaşma ihtimali çok fazlalar ki bence çok büyük bir formsuzlukları var zaten ikisinde. Fakat EG'nin daha bile büyük bir formsuzluğu var. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Navi ile Gambit gibi iki adet devin kesinlikle geçeceğinden eminiz. Astralis'in bence geçeceğine eminiz. NiP'nin geçeceğinden eminiz. Bu dört takım bence bizim için, bizim gözümüzde, benim gözümde oldukça garanti bir şey. 0-3 EG'yi koymak istiyorum. Ben 0-3'ün EG olacağından %90 eminim. Şimdi 3-0 kısmı benim için birazcık e, stresli bir kısım. Hani 3-0'a atmak istiyorum fakat şu ana kadar Major'da, yanlış hatırlamıyorsam, en azından bir Major'da dümdüz doğru hatırlıyorum, Vitality 3-0 yapamadı. Diğer mecra hatırlamıyorum ve Valtellettin'in ben çıkma olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden Avrupa'ya yakın tarafta yani full Avrupa diğeri de CIS gibi diziyorum ya. Ondan dolayı Avrupa'ya koyuyorum. Şimdi işler aslında burada sıkışıyor. En iyi en iyi takımı Free'ye var. En son iyi güvendiğim zaman ağzıma sıçtı. <laughs> Ciddi anlamda ağzıma sıçtı ve e, şahsen güvendiğim bir durum değil. Ondan kaynaklı düşünüyorum. Buralara daha fazla ne koyabiliriz? Hani burada bir G2 var. İnsanlar Team Liquid'i koyuyor. Arkadaşlar benim gözümde Team Liquid o kadar iyi bir takım değil. Ben Team Liquid'i önereceğimi de zannetmiyorum. Fakat illa bir sürpriz istiyorsanız NA'den özel olarak bir sürpriz istiyorsanız Fury'e veya eee Team Liquid'i koyabilirsiniz. Öte yandan turnuvaya çok iyi girmiş bir e, Copenhagen Flames var. Bu vibe'a devam edebilir. Bu havaya devam edebilirler. Ent Entropic var. Virtus Pro var. Hani aklınızdan, benim aklımdan tamamen sildiğim takımlar şunlar. Mouse, Team Liquid, Furia ve kalan takımlar şu. G2 Face, Copenhagen Flames, Ants, Entropic, Virtus Pro ve Heroic. Hani bir sürü takım geriye kalıyor ve ne yapılacağını bilemiyorum. 3-0'ı tekrardan bir şeye bakmak istiyorum. 3-0'ı kimler yapabilirdi? Ciddi anlamda. Burada eee Hemen hızlıca bakıyorum. İkisinde gambit veya navy koyarım tepeye. Özellikle gambit koyarım koyacaksam. Fakat bu riske değmez. Yukarıdaki tutarsa beni mutlu eder. Evet, aşağıya ekstradan bir slot daha alabilmiş olurum. Fakat bu riske değeli bilen bir şey olacağını ben hiç ama hiç düşünmüyorum. O yüzden o yüzden dediğim gibi daha güvenli bir şey gidip 3 0'a daha garanti bir takım koymayı planlıyorum. Şimdi dikkatimi çeken ne oldu? Şimdi biz burada Evil Geniuses FaZe'i şöyle yapmıştık. Hemen yapalım mı? Eskisi yaptığımız gibi. İkinci maçların ne olduğunu sadece en azından kendi tahminimce görmek istiyorum kesinlikle. Tamamdır. Şimdi FaZe Gambit'le karşılaşıyor böyle bir durum olursa. Ki böyle bir durum olma ihtimali çok yüksek. FaZe'in 3-0 ihtimali kaçıyor. Copenhagen Flames Whitelet ee, ile oynayacak. Bence bu ee, gidilebilir bir deal. Kesinlikle 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 gidilebilir bir deal. Aynen. Ben Copenhagen Flames'i 3-0'a koyabilirim şahsen. Copenhagen Flames'i 3-0'a koyacağım ben. Ee, burada bu bir risk değil çünkü aşağıya koyacağımızı zannetmiyorum. Aşağıdan kesinlikle çıkma ihtimalleri var fakat yukarıya da koymak bence oldukça mantıklı. Şimdi burada geri kalan 2 slota koyabileceğimiz takım sayıları şunlar. Bence Faze iyi, Entropik de iyi. Hmm. Ben Entropik'i koyacağım arkadaşlar. Dümdüz söylüyorum. Ben Entropik'e güveniyorum ve Entropik'i koyacağım. Güvenmediğim nokta en sildim. Hero 2 tamamen sildim. Burada bir Virtus Pro var dikkatimi çeken. Yalan söylemeyeceğim. Burada bir Virtus Pro var dikkatimi çeken. Öte yandan Feyze e karşı inatçılık da yapmak istemiyorum. Ve ne olursa olsun bir G2 da var. Şimdi Hero sildik. Virtus Pro mu? Face Clan mı? Hemen ana simülasyonumuza devam edecek olursak. Faze'in bu durumda yenildiği senaryoya bakarsak hemen TL ile denk gelme ihtimalleri fazla. Öte yandan Sayın Virtus Pro'muz içinde. Hemen buradan bakmak istiyorum. Hmm. Virtus Pro'nun iki maçın ikisinde kaybetme ihtimali var mı diye düşünüyorum. İmkansız sayılmaz. Fakat ben burada e, şöyle bir şey yapacağım. Ya şöyle bir şey yapacağım. Ve böyle bunları onaylayacağım. Şahsen riskli. Hala da ben riskli olduğunu düşünüyorum. Gene e çok fazla yüklendiğimi. Asli lisen IP ve de çok güvendiğimi söyleyebilirim. Fakat benim şahsen aklımdaki nokta şu. Navi, Gambit, Asıl IP ve vitality %100 girecek. 03 level geniusus tutacak ve geri kalanlarına pek bir önemi kalmayacak diye düşünüyorum. Fakat eğer ekstradan bir şey öner derseniz ben bu takımların hepsine güvenmiyorum derseniz Fury'e e veya Faze'i içeri koymayı düşünebilirsiniz. Hatta yüksek ihtimalle çok kişi Faze'i içeri koymadığım için bana kızacak. E, aklınızda bulunsun bu seçimler. Eğer ben gelecekte değiştirebilirsem ki 12 saat var değiştirebilirim. Açıklama kısmında Discord sunucum var. Rica ediyorum. E, son bir saat içinde ben tekrardan paylaşırım veya bir şeyler yazarım değiştiririm veya değiştirmediğim gibi. Ve onun üstüne de konuşmuş oluruz. Fakat dediğim gibi yüksek ihtimalle buraya bir takımı çıkartıp fezli koymak daha iyi bir fikirdi gibime geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.